Herkese selamlar dostlar. 28 Ağustos 2022 Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelemiz var. İdeal yüksek oranlarıyla birlikte değerlendirme altına alacağız. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. İsterseniz direkt başlayalım ve bir adet skor yarışmamız var. Skor yarışmasından önce bir önceki Fenerbahçe mücadelesi maç skorunu açıklayalım. 4-1'lik bir skorla bitmişti. Tek bir kişi bilmiş zaten. Emre Ağıl isimli arkadaşımız bildi. Instagram üzerinden mesaj atarsa katı Telegram gruplarının linklerini arkadaşa ileteyim. bir adet maç skoru yarışması yapalım. PSG Monaco mücadelesi sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Birazdan anlatacağım fakat ben kendi skor düşüncemi de söyleyeyim. 3-1'lik bir PSG galibiyeti bekliyorum burada. Sizce maç skoru ne olur? Hafta sonu olduğu için Bilen iki arkadaşımızı katı telegram gruplarımızdan misafir edeceğiz. Katılmanızı beklerim. Değerlendirecekler herkese şimdiden bol şanslar. Büyük bozuldu diyelim. Perşembe gününün ideal kombinesi son dakikada geldik. Könlün buçuk üstü vardı o mücadelede. Son dakika 90 artı 3'te gol geldi. Sılvar Yapıran'a zaten ben canlıdan da girdim o mücadeleyi Oradan galibiyetini bekliyordum. Böyle bir ideal kombine yapmıştım. 1.93'lük orandan başarılı oldu. Değerlendiren arkadaşlarımıza katıl Telegram grubundakileri tebrik edelim ve devam edelim. Bir de arkadaşlar herkes açık Telegram grubumuz var. Açıklama kısmında zaten en üstte linki mevcut zaten. Orada mesela cuma gününde canlı maçlar yaptım. 4 tane canlı tercih verdim. Örneğin bir tanesi ekrana gelmiş. Şu şekilde göstereyim. Celta Vigo'nun atacağı bir golle 1.71 gibi oran var. Nesine de alınabilir gibi yazmışım zaten. Canlı izlediğim bir mücadeleydi. O şekilde herkes açık Telegram grubunda da canlı maçlar olsun, maç önü tercihlerle olsun desteklemeye çalışıyorum. Zaten oradaki arkadaşlarımız bilir. Sizler de katılmadıys katılmadıysanız katılabilirsiniz. Ücretsiz Telegram grubumuzdur. Burası. Dilerseniz başlayalım. Sizlerden ricam videoya atacağınız like'lardır. Değerlendireceklere herkese bol şanslar. Like'larınızı eksik etmeyin. Şöyle artı 300, 350, 400 bantlarına like gelirse sevinirim. Başlayalım. Aston Villa ile West Ham mücadelesi. Aston Villa tarafını değerlendirmeyeceğim burada. Gerçi şöyle değerlendirmeyeceğim. Daha çok West Ham tarafından gideceğim. Şimdi West Ham daha ligde 3 maç oynadı. 3'ünde de gol atamadı. Özellikle Nottingham Forest mücadelesinde inanılmaz bir performans sergiledi. Çok iyi oynamıştı o mücadelede. Direkler penaltılar izin vermemişti. Son Brighton mücadelesinde şöyle söyleyeyim. Sağda yoktu resmen takım. Şimdi hafta sonu hafta içinde hafta içinde oynadığı bu altın mücadelesini kazanıyor. Fakat oralarda rotasyon var. Premier Lig'de bu takım henüz daha gol yok. Patlama yapacak mı? İlla ki yapacak. Burada patlama yapabilir mi Aston Villa'ya? Bunun üzerine durmak lazım. Aston Villa diri bir takım. Çekişmeli bir mücadele olacaktır. İki kalede de gelgitler olacağı için her iki takımda zaten idealden bir gol bulması beklenebilir. KG var ama burada 1-2 gibi ideal bir oranı var bu şekilde bir değerlendirme yapılabilir KG vardan. Fakat biz biraz daha yüksek orana gidelim ve sisteme gidelim burada. Ben bir 2 birlik Weston galibiyeti de deplasmanda çıkabilir diye düşünüyorum. Şimdi ideal çiftte şansa gitmeyeceğim. Burada zaten idealden KG var tercihini aldık. Yüksek oranlarla bir mücadeleye Weston'ın bir 2 birlik galibiyeti oranla bir Mason 2'de 2.75'ten sisteme eklenir gibi. Weston illaki bir yerde patlama yapacak. Oyunu düzelecek hafta içinde maç yaptığına bakmayın. Rotasyonlu kadro vardı zaten West Ham tarafında. Burada bir e, ufaktan sisteme mazsoni iki atıldı. Fakat burada öncelikli tercihimiz KG var olarak değerlendireceğiz. Geçtim ikinci mücadeleme. Wolves'la Newcastle United mücadelesi. Wolves'ın oyuna baktığımız zaman alta çeken bir oyun var. Geçen sezonda Premier Lig'de en az gol atan takımlardan en hatta en az gol atan takım ünvanını bulunduruyordu kendinde. Şimdi Newcastle İsa'kı aldı Real Sociedad takımından. 70 milyon sterlin veya euro olması lazım. Geçen hafta Manchester City'ye inanılmaz bir futbol sergiledi. O mücadelede hemen şöyle gösterelim. 3-3'lük berabere kaldı zaten o mücadelede. İnanılmaz bir futbol sergiledi. Şimdi Wolves ne kadar kapansa da burada Newcastle takımın oyunu kaynaklı bence bir 2-3 gol bandına sıkışacak gibi duruyor bu mücadele. Ha, idealden ne yapabiliriz diye baktığım zaman da şöyle bir oran buldum. Size yetiyorsa tabii ki. İlk yerde bir gol olur bir 31 bandında bir oranı var. Yani idealden alınabilecekse alınabilir bu mücadele. Fakat ben mücadelenin toplam gol aralığı 2-3 gole sıkışmasını bekliyorum. Wolves ne kadar oyunu kıstırsa da Portekizlilerle birlikte ilerleyen bir Wolves takımı var zaten. Teknik direktörü, kalecisi, atanı tutan her yeri zaten Portekizli Wolves takımında. Nifkesal'ın oyunu, kanaklı, oyunu kaynaklı Saint Maximin'in özellikle yaptığı dilerden dolayı bir gol gelirse ikinci golle gelmesini bekliyorum ben. Kim atar bilmiyorum fakat 2-3 gol bandına sıkışır gibi duruyor 1.78 gibi orandan. Nice-Marsilya mücadelesi şuradan geçelim. Nice arkadaşlar hafta içinde bir mücadele yaptı. Ondan önce tekrar yapmıştı Tel Aviv ile birlikte. O mücadelede zaten tur atlayan taraf Nice takımı oldu uzatmalarda attığı gollerle birlikte. Şimdi Marsilya takımında bir iç karışıklık vardı. Zorla birlikte oyuncular anlaşamıyor. Cengiz takımdan ayrılacak. Payet kavga vesaire. Takım ama şu an oynuyor sahada. Herhangi bir problem yok. Oyun olarak herhangi bir sıkıntılar yok. Yani oyuncular trip atıp oynamamazlık yapmıyor. Nice takımı burada yorgun. Zaten favori olaraktan da burada Marsilya'yı göstermişler. Fakat Nice takımı bu tür maçlarda kendi evinde iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Ben burada mücadelenin 1-1 gibi bir skorla bitmesini bekliyorum. Olursa Marsilya belki 2-1 kazanır diye düşünüyorum. İdealden şöyle güzel orandan bir KG var var mesela. 1 8 gibi orandan. Yine bir beklediğim gibi skor marj aralığında 2-3 gol bandında kalabilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. 1-1'e gelecektir bu mücadele. Nis'in kendi evinde olması kaynaklı. Marsilya'nın golünü ben zaten görüyorum. Belki Marsilya iki atar öyle bitirir. Fakat Nis'in pek kazanabileceğini sanmıyorum bu mücadeleyi. Fakat 1-1'e biraz daha yakın olduğumu da belirteyim. Werder Bremen Frankfurt mücadelesi. Frankfurt daha iyi başlamadı lige. Werder Bremen de aksine geçen hafta tarih yazdı. Sanırım tarihinde böyle bir galibiyet yoktur Werder Bremen'in. 3-2 Dortmund galibiyeti. 5 dakikada 3 5 dakikada 3 gol bularaktan da galip geldiler ve bunu Dortmund'a karşı yaptılar. İnanılmazdı. O anda canlı izliyordum bu mücadeleyi canlı tanıklık etmek ayrı bir güzel tabii ki. Werder Bremen'in oyunu kaynaklı maçın golü geçmesi muhtemel zaten. Werder Bremen 3 maç oynadı. 2-2, 2-2, 3-2 bitti zaten maçları. Yine aynı şekilde gollü bir mücadele geçebilir. İdealden KG var alınabilir. Onun oranı zaten 1.36. Daha da bu maç hakkında konuşmaya gerek yok. Şöyle bir şey yaparsınız. 1.50 bir, bir, bir maç koyarsınız. Yani 1.36 bu mücadele bence koyulabilir. KG var burada. Aruka ile Braga mücadelesi. Braga'nın da geçen hafta Maritomo mücadelesini değerlendirme altına almıştım. Ev sahibi 1.5 üst şeklinde ilerleme yapmıştım. 5-0 kazandı zaten. İdeal kombinemde de yer vardı. Yer alıyordu o mücadele. Yine deplasmanla oynayacak 1.51 gibi de oran açmışlar. Şimdi burada Braga'ya bence biraz fazla oran açmışlar. Çünkü takım iyi oynuyor organize atakları olsun, kanat oyunları olsun çeşitli varyasyonlarla birlikte rakip kaleye çok rahat gidebilen bir takım. He ara ara bırakıyor topu, rakip alsın, gelsin üstüme diyor. Aldığı zaman da iyi çıkabilen bir takım olduğu için zaten geçen Maritimo mücadelesinde skoru bir anda 5-0'a getirdi. Burada da ben Braga'nın atacağı 2 golü değerlendirme altına alalım diyorum. Yine çok zorlanacağını düşünmüyorum ben Braga'nın. Deplasman 1.5 üstünün 1.54 gibi ideal bir oranı var. Braga oyununu oynarsa burada Aruka'ya karşı 2 tane gol rahatlıkla bulabilir diye düşünüyorum ben. Derbiye gelelim. Trabzon Galatasaray mücadelesi. Bu maçın skorunu bilerek sormadım arkadaşlar. Ne olacağı bellisiz bir mücadele. Fakat benim beklentim şu yönde. Trabzon takımı ne kadar yorgun da olsa bu, bu mücadele derbidir. Derbilerin de favorisi zaten olmaz. Trabzon favori gösterilmiş zaten. Orası doğru. Akyazı'da oynanacağı için tribün full. Bu maça odaklanacaklar. Avrupa'dan zaten elendiler. Kopenhag'a yenilerek e de. Alp, Avrupa Ligi'nde devam edecek. UCL'den elendiler. Şampiyonel Ligi'nde vesaire. Takım yorgun mu? Yorgun. Galatasaray takımında tam oturmuş bir takım değil. Yani baktığımız zaman da oyun olarak çok bir şey vaat etmiyorlar bizlere. Bu mücadelede bir beraberlik bence yakışır diye düşünüyorum ben. Her iki tarafından galip geleceğini düşünmüyorum. Fakat ideal bir oranım yok burada. Skor beklentim doğrudan 1-1. Ona oranla bir KG var alınabilir fakat KG vardan ziyade şöyle bir tercih yapabiliriz bence. Toplam gol aralığı 2-3 gol bandı çok güzel yakışır bu mücadele. 1.80 onun oranı var zaten tek başına. 2-3 golü aldık mı? 2-3 golü aldıktan sonra bir maç sonrası fırında 2-98 sisteme atalım bunu da 2-98 oranı. Hatta 1-1 skoru da bir sisteme atsak da fena olmaz. Ortada bir maç bekliyorum ben. Galatasaray oturmamış olsa da Trabzon yorgun. Moraller bozuk. 1-1 skora bence gelir 6.46'da onun oranı var. Değerlendirecekler bol şanslar. PSG Monaco mücadelesi. Gollü bir maç bekliyorum tabii ki. Zaten Paris tek başına 3.5 üstü bile götürebilir tek başına. Skor beklentim zaten sizlere de sormuştuk. 3 birlik bir skor beklentim vardı. Ben burada idealden 3.5 üstü 1.43 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Paris dediğim gibi inanılmaz oynuyor. Neymar, Mbappe arası ne kadar böyle bozuk olsa da maç anında gayet güzel güle oynaya oynuyor takım. O yüzden altı pasın içinde inanılmaz paslar yapıyor zaten. Çok net gol pozisyonları gelebilen bir takım ve İnanılmaz beyinler, inanılmaz paslar dönüyor takımda. Monaco'nun da ben çok fazla direnebileceğini düşünmüyorum. 3.5 üst gelir Monaco'da atarsa işimize gelir. Fiorentina-Napoli mücadelesi. Fiorentina kendi evinde, Fiorentina da 2 haftadır çeşitli kadroyla çıkıyor. Tam böyle ideal kadroyu bulmaya çalışıyor Fiorentina takımı da oyun olarak kendi evinde oynadı. Cremonese mücadelesi vardı sanırım çok başarılı oynadı o mücadelede. Deplasmanda pek iyi oynayamadı. Ama dediğim gibi kadro deniyor. En iyi bulmaya çalışıyor teknik adam burada. Tam oturmadı Fiorentina'nın şu anki kadrosu. Napoli inanılmaz. 2 haftadır estiriyor yani 3-4, 3-4-5 sallıyor hiç acımıyor. Oynadı oyunda. Osimen. Yani o eleman nasıl o kadar çok gol atıyor? İnanılmaz gerçekten. Ben burada Napoli'nin golünü zaten görüyorum da Fiorentina da bence kendi evinde Napoli'ye karşı gol atacaktır. İdealden KG var aldım. İdeal kombinelere bile girebilecek bir maç olduğunu düşünüyorum açıkçası. Son maçım Lecce Empoli mücadelesi. Empoli henüz daha gol atmadı. Destroy transfer ettiler Cenova'da. Bireysel yetenekleri üst düzey oyuncu ve hücum hattında güzel işler yapabilir de şu anda Empoli daha açamadı. Gol bile atamadı. Lecce'ye baktığım zaman da onlar da geçen hafta Sassuolo'ya karşı oynadı. Pozisyonlara girdi. Atamadı. Inter'e karşı kendi evinde oynadığı maça da baktığımız zaman da yine kendi evinde biraz daha ara ara ofans o Inter karşı ofans oyununda sergiledi. Burada Eric takımda gitgelli bir oyun olacaktır. Gollü bir mücadele beklediğimden dolayı Burada da doğrudan 1.48 gibi orandan KG var tercihini aldım. İdeale gittim. Değerlendireceklere bol şanslar. Toplamda 9 adet mücadelem var. İdeali yüksek oran anlatmaya çalıştım. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.